çalışıyor derler. Ona da yorum yapayım bari. Yatıklar ve tabanı yaş olan yerler çok olduğu için tırnıkları hızlandırdık. İki makinen de hızlı. Fazla sıkıştırma. Diğerine göre bir yavaş. Aziz de çok yavaş çalıştırıyordu tırmığı. Lavardacılar kızıyor. Bas, sıkıştırma adam. Dayama tekerini. Bu tarların sap ve tane verimini ile ilgili yorum yapmayacağım. Herkes baksın. Taneyi ve sapı kendisi tahmin etsin. Yok o sap çıkmaz, yok o tane çıkmaz. Allah vermiş. Bu sene Ege, Trakya verim yönünde maşallah bol bereketli bir sezon yaşıyor. Lavardanın kuyruk sapa değiyor yani. Zayıf biraz. Farkında çekelim. Şu bizim geldiğimiz sap yığını. Öbürkü de Laverda'nın geldiği sap yığını. Bizimkisi daha kaba duruyor, daha çok duruyor. Ama yorumu izleyenlere bırakalım. Klas övüyorsun demesinler yani, değil mi?
arkadaşlar, çıkan sapın üzerinden adım atılmıyor. Türkiye'de sapsaman yok diye boşu boşuna çiftçileri, hayvancılıkla uğraşan insanları üzmeyin. Boşu boşuna fiyatları katlamayın. Çıkan sapı görüyorsunuz. Ayağımın bir ucu sapın bittiminde, öbür ucu atamıyorum. Bacağım ayrılacak yani. Yemin kilosu 4 lira, sütün kilosu 2.8 lira olmuş. Bu çiftçi, bu hayvancı, bu boyunla geçiyle inekle uğraşan insanlar batacak. Bu fiyatları bu kadar yükseltmeyin. Türkiye'nin sapı samanı herkese yeter. Ya şu sapa bak arkadaş. Diz kapağım ne olur yani, diz kapağımdan bir karış yukarıda. Makinenin arka tekerleri boyunda sap çıkıyor. ...800 kilo belki sap var yani. Zengin yine işini yapar, olan gariban olur. Bu kadar rakamlarla oynamayın. Bunun zararı hepimize dönecek. İnşallah masut duvar gibi. Geçen sene bir tona yakın saman aldırdım tarladan. Bu sene de herhalde 800 kilo civarı yapar.